Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Merkez Bankası Para Kurulu toplandı. İnanmayacaksınız ama faizleri arttırdı. Ne olur? Bakacağız gari. Müsaade ederseniz az sonra. Öğrendim artık ben de bu işi. Tabii canım şaka yapıyorum ama evet. Bence biraz daha başka konuları bir şöyle üzerinden geçeyim kısaca da. Onu da belki biraz daha uzun boylu anlatabiliriz. Uzun boylu durabiliriz canlarım. Evet. Bir insanımsı AKP milletvekili Aydın Belediye Başkanı'na alenen hakaret etti. Alenen. Yani bırakın bir beyefendiyi, bırakın bir milletvekiliyi, bırakın bir politikacıyı. Sıradan. Hatta çok kaba saba nobran birinin bile belki de yapmayı akıl etmeyeceği kadar ağır bir hakaret. Hayır, o kendisinin nazik olduğunu zannediyor. Ne söyledi? Konuşacağız. Onu da konuşacağız. 70 yaşıma geldim. Zeki Müren'le iki kez birlikte Bodrum'da ne handı orası? Han restoranda gelinin gitar konserinden sonra tülahat yaptık adeta. İki gece oldu bu. Bir 40-50 kişi falan vardı. Zeki Müren'i orada çok daha iyi tanıdım. Ne zaman? Bilmem 1985 olmalı. 35 sene önce. Zeki Müren'le ilgili bir yeni duyduğum ama ilk defa duyduğum muazzam bir espriyi sizlerle paylaşacağım. Çünkü kardeşlerimizden biri videomuzun altına koymuş. Bilmiyordum. Yalan yok. İlk defa duydum. Ve araştırmadım da. Arkadaşımız orayı öyle yazmış. Efendim söylemiş midir, söylememiş midir? Bana sorarsanız Zeki Müren o cümleyi kurmuştur. Harika bir cümle. Arjantin'de neler oluyor? Bakacağız. Ona da bakacağız. Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor. Olmadı ama. Daha karpuz kesecektik. Olur mu? Birkaç defa hiç olmasa top atış yapsaydık be. Yunanistan'da çok korkak çıktı ya. Canlarım. Allah Allah, ne güzel ya her şey. Evet. Yunanistan'la Türkiye barış masasından nasıl kalkacak bilmiyoruz şimdilik. Ama Yunanistan'la Türkiye barış masasına oturduğu andan itibaren otururlarsa dolar 7.50'nin altına iner mi? Bilmem. Bakarız. Ona da bakarız bir yol be. Onu da konuşuruz. Canlarım, Türkiye'nin en başarılı belediye başkanlarından ilk 5'i sayın derseniz hangi partiler olursa olsun. İlk 5'in içine Özlem Çerçioğlu, Aydın belediye başkanı mutlaka giriyor. Çok başarılı. Aydın'a yakın Muğla'da oturuyorum biliyorsunuz. Daha doğrusu Muğla'ya 20 küsür kilometrelik mesafede oturuyorum. Ama Aydın çok sık gittiğimiz illerden biri. İnanın Türkiye'nin en bakımlı, en temiz, en modern, en Avrupai şehirlerinden biri. Ya bir otobüs terminali var. İnanın hava alanlarının terminallerinden daha güzel. Fevkalade ya. Ya hanımefendi çok güzel yönetiyor Aydın'ı. Harikulade işler yaptı Aydın'da. Ama işte Aydın'dan bir milletvekili çıktı. Ya ismi belli değil, AKP'li bir milletvekili. Kaç tane milletvekili var bilmiyorum ki AKP'nin kaç milletvekili olduğunu. Canlarım biliyorsunuz benim böyle insanların isimleriyle çok fazla ilgim yok bu tiplerle. Hiç. Adını alsam ne olacak? Bir insanımsının reklamını yapmış olacağız. Onlar için reklamın iyisi kötüsü yok çünkü. Canlarım biliyorsunuz. Bunlar niye seçiliyor peki meclise? Halk mı seçiyor bunları? Bu sistemde halk kimseyi seçmiyor. Halk bu sistemde genel başkanları seçiyor. Genel başkanlar birilerini birinci sıraya, beşinci sıraya, yüzüncü sıraya neyse işte yani. İstediği sıraya koyuyor. Ne arıyor? Bilhassa AKP ve MHP'de sadakat ve itaat arıyor. Bu iki partide bilhassa. Eğer bu iki özelliği varsa bir şeyler bilmesi önemli değil. Ya bir şeyler bilse ne olacak?
Kanun teklifi mi hazırlayıp da verecek? Türkiye'yi mi kurtaracak? Berat Albayrak'a efendim ekonomi yönetiminiz berbat mı diyecek? Cumhurbaşkanına itiraz mı edecek bir konuda? Yok. Sallayacak başı, alacak maaşı. Ah peşin keçisi. Vallahi. Ya böyle, Türkiye'de siyaset böyle. Ha gelidir uzun zamandır böyle. Bir daha daha doğrusu ya 1980-12 Eylül'den sonra böyle canlarım. 12 Eylül'den önce Süleyman Demirel siyaset yapardı. İl başkanlarını milletvekili adayı göstermezdi. İl başkanlarını. Neden? Olmaz. Oturun oturduğunuz yerde. Siz il başkanı olduysanız il başkanlığı yapacaksınız. Hem il başkanı olacaksın ve sonra da teşkilatları tanıyarak birinci sıraya oturtacaksın. Geleceksin meclise. Yok derdi Süleyman Bey rahmetli. Ecevit zaten hep yoklama yapardı rahmetli Ecevit'te. Canlarım bu 1980'den 83 seçimlerinden sonra daha doğrusu rahmetli Özal başlattı bunu. Yani liderler tarafından milletvekillerinin adaylarının tayin edilmesi şeyini rahmetli Özal başlattı. İyi olmadı. Çünkü çok istismar edildi. Hele AKP ve hele MHP. Yani rahmetli Menderes'in bir lafı vardır 1950'li yıllarda başbakanlığı döneminde. Mecliste milletvekillerine, kendi milletvekillerine kafa tutmak için odunu koysaydım birinizin yerine yine seçtirirdim demişti. E vallahi odunu koysaydım seçtiririm demişti. Böyleydi. Rahmetli Menderes öyleydi. E şimdi tabii AKP Genel Başkanı bu lafları etmiyor. Tarihten ders almış olmalı mutlaka. Gerçi bilmez tarihi ama herhalde yanında birileri anlatıyor ona. Aman efendim Menderes böyle söylemişti. Sakın siz söylemeyin diyor herhalde ki şimdiye kadar şimdilik böyle bir cümle kurmadı. Recep Bey. Tayyip Bey kurar mı bilmiyorum ama Erdoğan kurabilir bir ara. çok hoşuma gidiyor ya. Eğleniyorum ne yapayım ya. Canlarım be ne yapayım ağlayayım mı yani şimdi. Yani Aydın'da bir insanımsı çıkmış, Özlem Çerçioğlu'na kabalık etmiş diye ağlayayım mı? Ya bunu gülerek anlatacağım ben. Ağlayarak anlatırsam vah ulan falan filan dersem adamı çok da ciddiye almış olurum. Hayır ben adamı ciddiye aldığım için değil. Adamın zihniyetini anlatmak istiyorum size. Ya adam ne diyor şeye bakar mısınız ya? Hanımefendidir, annedir, şudur budur ama kendisinin bu kimliğe uygun hareketi yok. Ha. Özlem Hanım hanımefendi, kadın yani, anne ama anneliğe ve hanımefendiliğe uygun hareket etmiyor. Ne yapıyor lan dalla mı? Nasıl hareket ediyor? He? Nasıl hareket ediyor? Hadi bakalım da bilelim nasıl hareket ettiğini. ulan seninle bir gün bir karşı karşıya gelsem var ya. Yo ben şiddeti sevmem asla. Asla. Ama... Kim olursa olsun haşırt diye bir cümle geçiririm sana. Altından da zor kalkarsın. Ha gidersin belki mahkemeye verirsin beni hakaret etti diye. Oysa ben sana hakaret etmiş olmam o anda. Normal gerçeği söylerim. Yani neysen onu söylerim ben sana. Ama sen hanımefendiye beyninden geçenleri söyleyemediğin için alavere dalavere yapıyorsun. Seni edepsiz seni. seni ukala seni. Tövbe tövbe. Neyse canlarım işte bunlara diyorum ki ben bunlara insan demek insanlığın tümüne hakaret etmek demektir. Böylelerine politikacı demek politika mesleğine ve politikacıya her politikacıya bütün politikacılara hakaret etmek demektir. Çünkü gerçekten politika insanlara ait bir meslektir. Dünyada politikayı sadece insanlar yapar. Politikacılar sadece insanlar arasından çıkar. Böyle bazen insanımsılar da kayıyor araya işte. kayıyor. Sonra da hepimizin canını sıkıyorlar. Ya canlarım ne yapalım be. Şimdi bakın geleceğim Zeki Müren'e. Dediğim gibi 1985 senesi olmalıydı yazın. Sevgili Özdal kardeşimle beraber Bodrum'daydık. İzmir'den dönerken gelirken Bodrum'a da uğradık. Bodrum'da o gece Zeki Müren'le Han Restoran'da görüştük. Geri miydi galiba ismi?
harikulade gitar çalardı. Bilenler bilir. Eski Han restoranı. Şimdi var mı bilmiyorum. Epeydir Bodrum'un tam içine girip de böyle bir gezmiş değilim yani. Yalan yok. Bodrum'a gidiyorum. Gidiyorum da Bodrum'un içine girip çok gezdiğimi söyleyemem. İşte orada müzikten sonra barda toplandık. 45-50 kişi vardı. İnanın hiçbir cümlemiz bile önceden planlanmış değildi. Hiçbir cümlemiz. O gece orada olanlar, o çok az kişiden birileri dinliyorsa eğer hatırlayacaktır. 1,5-2 saate yakın tuluat yaptık. Ben hayatımda, o dönemler için konuşuyorum, Zeki Müren kadar hazır cevap birini görmemiştim. Bugünlerde, tabii son dönemlerde var. Cem Yılmaz. Bütün cümleleri torbası hazır. Burada da değil ama. Onun heybesinin ön tarafta torba. Atıyor elini pıt çıkarıyor. Atıyor elini çıkarıyor. Bu tabii ki bir zeka gerektirir. Ya ben kendimi övmek için anlatmıyorum. O zamanlar ben de zekiydim demek ki. Evet, çünkü gazeteci değildim. Genç bir iş adamıydım. Demek ki iş adamıyken kafam çalışıyormuş biraz. Neyse. Harikaydı Zeki Müren. Mükemmel, müthiş bir insan. Canlarım. Yani Zeki Müren durduk yerde Zeki Müren olmamış. Saygınlığından hiçbir gün zerrece kaybetmedi. Selda Bağcan 1969 olabilir, 1970 olabilir. O dönemlerde yıldızı parladı galiba. Hatta tutukladılar 12 Mart'ta. Yanlış hatırlayabilirim çocuklar. Neyse, siz yine de bir Google'a bakın. O zamanlar olağanüstü bir ses ve tabii ki protest türküler söylüyor. Protest. Yani şöyle söyleyelim, o dönemin devrimci türkülerini söylüyor. Türkiye'nin John Baez'i. Olağanüstü güçlü ses diyorum ya. Zeki Müren, Selda Bağcan'ı dinledikten sonra, tabii şarkılarda protest, ne demiş biliyor musunuz? İnanın ilk defa öğrendim, ilk defa duydum. Ne diyor söyleyeyim, kıza bakın. Ne güzel küfrediyor. Bu zeka, işte bakın bu zeka, aslında küfretmeden de küfredilebilir demektir. Zeki Müren öyle birisiydi. Küfretmeden. Hani bir ara Binali Yıldırım Karşıyaka Spor için tezahürat yapacaktı. Sinkaf. Sinkaf dedi. Halbuki sinkaf değil tabii. Neydi? Kaf kaf kaf. Sin sin sif. Sin diye bir şeydi. Sinkaf sinkaf dedi. Sinkaf bilmem neli küfretmek demektir. Zeki Müren rahmetli öyle küfredenlerden değildi. Zeki Müren hakaret etmeyi bilen, küfretmeyi bilen ama bunu olağanüstü güzelliklerle başarabilenlerden biriydi. Bir de ben Çetin Altan'ı gördüm öyle. Çetin Altan öyle güzel küfrederdi ki hani neredeyse ya keşke bana da küfretse diyesiniz gelirdi. Canlarım, sanatçılar protestolarını işte Selda Bağcan gibi, böyle büyük rahmetli Cem Karaca gibi, böyle büyük sanatçılar gibi yaparlar. Ev Montum da öyleydi. Yaşıyor mu hala be? Galiba kaybettik, neyse. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Ev Montum olağanüstü protesto yeteneği olan bir Fransız sanatçı. Bilenler bilir şarkılarını, hatırlayacaksınız. Hatırlayanlar mutlaka vardır. Şimdi bunları neden anlatıyorum canlarım? Bunları şunun için anlatıyorum. O dönemin esprilerini yapan ne sanatçı var bugünlerde, ne siyasetçi var, ne iş insanı var. Hiç kalmadı bunlar, bitti artık. Bugün galis küfürler var. Evet, galis küfürler ya da aleni böyle hakaretler var ki çok ağır, çok nobran, çok pislik şekilde hakaret ve küfürler var. Sanatçılar bugün ya da sanatçı diyebilir miyiz bilmiyorum, protesto ederek, yani şarkılar, türküler söyleyerek küfretmeyi bilmiyorlar. Küfür derken ana avrat değil tabii ki. İşte Selda Bağcan'ın yaptığı oydu. O nedenle hep başı belaya girmiştir. Bilhassa ilk gençlik yıllarında Selda Bağcan'ın. Söylediği türküler yüzünden, söylediği şarkılar yüzünden. İçinde bir tek küfür yok ama politikacı onu küfür ve hakaret olarak algılıyordu. Ya Zeki Müren işte böyle, böylesine çok büyük bir insandı canlarım benim. Yattığı yer nur olsun. Gelelim mesela, neydi, Yavuz Bingöl mü? Abi adam sanatçı geçiniyor değil mi? Ya sesi falan iyi. Evet, tamam.
Bence aktörlüğü şarkıcılığından, türkücülüğünden belki de daha iyi. Ama hiçbirisi benim için şu anda benim açımdan önemli değil. Okan Bayülgen ne program yapıyor? Okan Bayülgen ona yandaşlıkla ilgili ne kadar kötü bir şey olduğunu anlatıyor yandaşlığın. Söylüyor, durum tespit yapıyor, soru falan da sormuyor. Sanki Okan Bayülgen o soruyu sormamış gibi cevaplar veriyor. Ördek Mustafa'lık yapıyor. Sonra da kendisinin yandaş olmadığını anlatmaya çalışıyor. Canım diyor, CHP'liler, muhalif partiler içinde de yazarlar, sanatçılar yok mu? Onlar yandaş değil mi diyor. Ya bir defa Türkiye çapında bir müzisyen, bir türkücü, Cumhurbaşkanı'nın kankalarından biri, eğlence dünyasının da ünlülerinden biri haliyle yandaşla taraf olmak arasındaki farkı bilmeli. Yandaşlık başka bir şeydir. Taraf olmak başka bir şeydir. Taraftarlık mesela başka bir şeydir. Ben kendimi çok sağlıklı bir Galatasaray taraftarı olarak görüyorum. Hayatımın bir tek gününde bile Galatasaray'a amigoluk yapmadım. Can Bartu, canım abicim benim, yattığı yer nur olsun. Can abimiz hayatının hiçbir gününde Fenerbahçe'ye amigoluk yapmadı. Ama Fenerbahçe taraftarıydı. Hem de ne taraftardı. Mükemmel. Bakın Hıncal Uluç, Galatasaray taraftarı. Hiçbir gün Galatasaray'a amigoluk yapmadı. Ya Kazım yattığı yer nur olsun canım arkadaşım. Hep ben Galatasaray'ı yazardım akşam gazetesinde. Can abi de Fenerbahçe'yi yazardı. Kazım Kanat Beşiktaş'ı yazardı. Ama ben Kazım'ın bir gün Beşiktaş'a amigoluk yaptığını görmedim. İşte bu arkadaş, yani bu türkücü kardeşim benim, yandaşlığı taraftarlıkla karıştırıyor. Herkes taraftar olabilir, olmalıdır da hiç sakıncası yok. Hayır, olmayan da olmaz. Ama taraftarlık güzel bir duygudur. Bu bir aidiyet duygusudur. Ama taraftar olduğunuz diye birisinin yanlışlarını gördüğünüz halde söylemezseniz, ona sadece övgü düzerseniz, işte bu amigoluktur. Bu yandaşlıktır. Ya birisi bunu Yavuz Bingöl'e belli ki anlatmamış. O zaman ben anlatayım dedim. E beni dinleyecek mi? Dinlemezse bile beni dinleyenler, onunla ortak dostlar anlatırlar. Derler ki ya Yavuz, Memduh abi böyle 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 söyledi. Senin yandaşlıkla ilgili bilgilerinin yanlış olduğunu anlattı. Ben doğru anlattığıma eminim çünkü şu anda. Yandaşlık amigoluk demekmiş. Taraftarlık ise olağan bir şeymiş. Desinler, anlatsınlar. Yavuz Bingöl de bundan sonra birilerine amigoluk yapmaktan vazgeçsin. Hele bir fotoğrafı vardı. Erdoğan'ın elini sıkmaya çalışıyor. Ya önündeki iki kişiyi, ki birisi Orhan Gencebay, adeta eziyor. Orhan Gencebay'ın da bir bakışı var. İstediğiniz yüz okumacıya getirin, gösterin. Nereden çıktı bu adam da şimdi der gibi. Tabii elleri böyle değil ama Orhan Gencebay'ın bakışı böyle. Vardır ya. Ya beni kızdıran bu ya. Yoksa ben insanların birilerine taraftar olmasına ne kırılırım, ne kızarım, ne öfkelenirim. Bana ne arkadaş ya. İsteyen istediğimden taraf olsun. Amigoluk yapmasın sadece. Ben amigolara karşıyım. Evet canlarım benim. Nereden geldik? Zeki Müren'in zekasından geldik. E canlarım, Arjantin'de %30'luk vergiye rağmen dolar alan kişi sayısı Temmuz'da 4 milyonu aşmıştı. Temmuz'da 4 milyonu aşkın kişi %30 vergiye rağmen dolar aldı. Diyelim ki bir dolar, yuvarlak atıyorum, bilmiyorum ezberimde, 10 peso ise, peso mu Arjantin parası neyse, 13 peso ödedi. Normal şartlarda devalü oldu yani Arjantin parası. Baktılar hücum devam ediyor. Arjantin bugün, geçen hafta daha doğrusu, döviz alımına %35'lik vergi daha koydu. Ne oldu? Ne oldu? E ne olacak abi? Ekonomik gerçekçilik devreye girdi. Dolar kara borsaya bindi. Piyasa ekonomisinin kuralıdır abi. Arz, talep. Fiyatı bu ikisinin arasındaki kesişme noktası belirler. Siz bir malın, bir ürünün satışına yüksek vergilerle yasak getirmeye kalkarsanız, o ürün merdiven altına girer. Kara borsaya düşer, kayıt dışına çıkar abi.
Kural bu abi. Nitekim şu anda bunu yaşıyor Arjantin. Peki ben bunu niye hatırlattım? Anladınız onu. Anladınız. Bizim reisin yanında çok uyanık, çok akıllı maliyeciler var. Duyduğum kadarıyla onlar da efendim döviz alımına, sade alımına vergi koyalım diyorlarmış. Aman ha. Sakın. Vallahi billahi bankalara bir hücum olur ki insanlar dövizlerini, yok döviz aslında ama döviz mevduatları var. Abi şekerler paraların hepsini. Çekmeye çalışırlar. Ha bankalar batmasan ha merdim. Hiçbir banka bugün 220 milyar doların çekmek isteyen mevduat sahiplerine karşı para verecek durumda değil. Batarız ya. Aman sakın öyle bir şey yapmayın. Aman sakın yapmayın. Bugüne kadar çok hata yaptınız. Gelecektekiler onu düzeltebilirler. Yakın gelecekte. İnşallah gelecekler düzeltecekler. Ama bu hatayı yaparsanız bankalar batar ya. Bankaları nasıl kurtarırsın? Kolay mı bir daha? Yani inşallah yapmazlar. Canlarım, Türkiye ve Yunanistan masaya oturuyor. Şimdi biliyorsunuz. Türkiye ve Yunanistan masaya oturunca kimleri bir dolar 7.50'nin altına düşer diye seviniyor. Tabii bu sevinenler hükümet taraftarı olanlar, AKP'ye yakın olanlar, ellerinde dolar olmayanlar. Ama bir de ellerinde dolar olan, dolara yatırım yapan AKP'liler var. Uyanık AKP'liler sizi. Yine oy vereceksiniz. Ha bir de Avrupalı AKP'liler var. Mesela Almanya'da yaşayan AKP'liler. Onlar mesela döviz yukarı çıktıkça, avro yukarı fırladıkça zevkten dört köşe abi. İnşaat yaparken üç tuğla yerine dört tuğla alacaklar bir avroyla mesela. Avantaja bakar mısınız? Ya onlar sonra Tayyip Bey'i sevmesin de beni mi sevsinler? E tabii Tayyip Bey'i sevecekler. Kimileri zannediyor ki onlar Tayyip Bey din iman. Ya ne din imanı be, gidin oradan ya. Tayyip Erdoğan devalüasyonu kessin. Yani Türk parasının değeri konusunda hakikaten sağlıklı tedbirler alsın. Onlar Tayyip Bey'i severse rahmetli. Allah Allah, canlarım benim ya. Yok böyle bir şey ya. Neyse, şimdi Türkiye ile Yunanistan'ın masaya oturmasının dolar üzerinde hiçbir etkisi olmaz. Benim naçizane görüşüm. Neden olmaz? Ya çünkü doların artık şunu gördük. Türkiye'de dolar dedikodularla inip dedikodularla çıkacak aşamayı geçti. Yani Rubikon geçirdi artık. Bir ara Rubikon geçilmemişken olabilirdi bunlar. Bu ünlüdür hani Rubikon geçmek. Sezar'ın geçtiği o ünlü köy, sınır. Türkiye artık o sınırı geçti canlarım. Artık bundan sonra dolarla TL arasındaki ilişki, yani birbirlerine aşık ama birisi çok gaddar, ötekisi munis, güçsüz, dayak yemekten bir türlü bıkamayan, dayak yediği halde önce biraz itiraz edip sonra mahkemede barışanlardan, hani vardır ya karakolda doğru söyler mahkemede şaşar. Onun gibi olanlar vardır. Böyle aşklar vardır. Böyle evlilikler vardır. Dolarla Türk lirasının evliliği artık bu noktaya geldi. Mümkün olmayan bir birliktelik ama biri hep eziliyor, ötekisi hep eziyor. Buna rağmen ezilen ezenden bir türlü kopamıyor. O ne yaparsa o da onun peşinden gidiyor. Canlarım benim. Neden? Yönetim çok kötü. Türkiye ekonomisi, Türkiye dış politikası yönetilemiyor. Bilhassa 3 yıldır idare olunuyor. Ha geçecek bunlar. Yarın Korkusuz gazetesinde yazdım, bu konuyu yazdım, evet. Geçecek bunlar. Çok güzel günler gelecek yakında, göreceksiniz. Harikulade mükemmel kadrolar gelecek. Türkiye'yi yönetenler, Türkiye yöneten zihniyet, Bahçeli olsun, Recep Bey olsun, fark etmez ikisi de. Tepkileriyle karar alıyorlar. Ya Devlet Bahçeli 5 dakika düşünseydi ya, 5 dakika düşünseydi, doktor, Türk Tabipler, Türk Tabipleri Birliği için o nobran, saçma sapan, hiçbir zekaya sığmayan konuşmayı, açıklamayı yapmazdı canlarım. Bir 5 dakika düşünseydi.
Peki niçin öyle konuştu? Tepkisiyle. O anda herhalde bu konu konuşulurken gazı verdiler. Gazı alınca Bahçeli de abi tepkisini koyuverdi. Aklını koymadı. Aklını koyabilseler, bakın Recep Bey de aynı şey yapıyor. Tepkileriyle hareket ediyor. Şimdi işte bu Yunanistan meselesinde sanki biraz daha tepkilerinin dışına çıkacak ve aklıyla hareket edecek gibi görünüyor. Ben öyle görüyorum. Kim bilir? Belki de benim sık sık söylediğim olabilir yani. Encümeni Daniş'ten bazı kişiler ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı İstişare Konseyi Encümeni Daniş'in yerine kuruldu aslında. Evet. Bu Encümeni Daniş'in yerine şey kurulunca Bülent Arınç'ların falan işte öteki meclis başkanlarının bazı adalet bakanlarının kimilerinin yani Cumhurbaşkanlığına hizmet edenlerin Cemil Çiçek'in falan da olduğu o kurum kurulunca Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu kurulunca gördüğüm kadarıyla Encümeni Daniş bu işte umut yok dedi galiba zannederim. Ama belki de bu sefer Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu içindeki bazılarının akılları başına gelmiştir. Cumhurbaşkanına ilk defa itiraz etmeyi akıl edebilmişlerdir. Ve ona demişlerdir ki aman efendim lütfen tepkilerinizle konuşmalar yapmayın. Tepkilerinizle karar almayın. Lütfen bir karar alacaksanız öncelikle bizlerle bir istişare edin. Demiş olabilirler. İki gündür ben Erdoğan'da böyle bir yumuşama sezinliyorum. Yanılabilir miyim? Erdoğan kimi yanıltmamış ki beni yanıltmasın? Tabii yanılabilirim. Ama ben şimdilik böyle bir sezgi içindeyim canlarım benim. Ve gelelim Merkez Bankası'nın faiz artırımına. Gelelim ama bir dakika dur. Merkez Bankası bugün faiz arttırdı değil mi? Bugün en kaçı? 24'ü. Dün Cumhurbaşkanı ne dedi? Ayın 23'ünde. Ya nasıl gülmeyeyim? Vallahi dedi, billahi dedi artık ben doğru söz yemin gerektirmediğine iman etmiş birisi olduğum halde o kadar inanılmaz şeyler oluyor ki inanmazsınız diye sürekli yemin etmeye başladım. E ne yapayım abi? İnanılır gibi değil ya. Vallahi inanılır gibi değil. Ya dün 23 Eylül 2020'de Cumhurbaşkanı dedi ki inşallah faiz oranlarını daha da düşüreceğiz. Abi Merkez Bankası para kurulu kafa tuttu ya Cumhurbaşkanı'na. Dinlemiyor seni dedi ya. Ne düşürmesi dedi ya. Türkiye batıyor dedi. Vallahi 200 bas puan. Baya faiz arttı abi. Öyle öbür türlü yok bilmem ne. Geç likidi de penceresi erken likidi de penceresi falan değil. Baya. 200 bas puan. 2 net puan yani. Faiz arttırdı Merkez Bankası. Peki ne oldu? Abi dolar sersemledi. 7.70'in üzerinden 7.50'ye çakılıverdi bir ara. 7.50'ye kadar geldi. Sonra 7.52 derken 7.62, 7.63 derken en son bakmadım. Galiba 7.60'ların yine biraz üzerinde dolanıp duruyordu şimdilik. Ama diyorum artık Rubikon'u geçtik Rubikon'u. Yok artık yani faizi de arttırırsan ne yaparsan yap. O 120 milyar doları satmadan önce olacaktı. 120 milyar dolar döviz rezervinin duracaktı orada. Aslanlar gibi hani vardır neydi o Sergio Leone'nin filmlerinde böyle atar silahı tabancayı gösterir kovboy. Merkez Bankası dövizi o kadar döviz rezervleri kovboyun tabancasının ne kadar kolayda ve çekilir olduğu halde olduğunu gösterir. Neden? Horoz kalkıktır. Çekecek. Ateşleyecektir. Tetiğe basacak o kadar. Yani horozu geri çekmekle vakit geçmeyecektir. Yapamadık. Biz horozu çekilmiş tabancamız olduğunu gösteremeden sırf TL'ye baskı yapsın diye. Biz değil ya ben yapmadım ya. Bende ne ilgisi var? Biz dediğim işte alışkanlık. Sayın Cumhurbaşkanı ve damadı ve tabii haliyle Emirkulu Merkez Bankası abi döviz rezervlerimizi yaktılar, yıktılar, bitirdiler. Artık faiz yükseltseler bile çok önemli olacağını zannetmiyorum. Neden? Geçti gitti artık. Faiz yükselttin yarın biraz daha yükselt diyecek sana. Oyuncakçılıktan biraz daha düşürecek yine ondan sonra sen rahatlayacaksın. Pah!
tak diye bir çıkacak bir sefer 7.80'e. Haydi bir daha faiz yükseldi. Para kurulu toplantılarını erkene çek. Ayda 4 defa yap. İşini bilmeyen çavuşlar ne yapıyordu ya? Her şeyde ben mi söyleyeyim be? Arkasında siz getirin Allah aşkına. Canlarım, hepinizi çok seviyorum. Takmayın kafanıza. Enseyi karartmayın. Büyük devalüasyon geliyor. Yapacak bir şey hiç yok artık bunun. Bunun kaçarı yok artık. Neden? Ya sıfır ihtimal. İhracat neredeyse durdu. Neden durdu ihracat? Bana göre durdu ihracat. Türkiye'nin ihracatının sürekli asgari her yıl %12, %13 artması lazım canlarım benim. Bakınız, ithalat yapmak zorunda olan bir ülkeyiz hala ve ne yazık ki. Ve Ege Cansen'in bugünkü yazısını bulun okuyun abi Sözcü gazetesinde. Yani galiba ikimizden başka cari açık konusunda böyle düşünen yok. Ya Türkiye'nin bambaşka sorunları var, bambaşka, ama yapamıyoruz. Ben bunu Ege Bey'den önce yaptım bunun kavgasını. 1989'dan beri yapıyorum ben bu kavgayı. Ama kimseye anlatamadım canlarım benim. İşte Türkiye'nin geldiği durum burada. Buyurun Türkiye'nin geldiği durumu. Ya yırtındım, Türkiye'nin dışına para kaçıyor, para kaçıyor, para kaçıyor, para kaçıyor, para kaçıyor. Bir para neden kaçar yurt dışına? Güvenmediği için kaçar abi. Bunlar bizim paralarımız. Peki tam paraları getirmek için kanun çıkarıyoruz. Bütün dünya aldı. Aynı şekilde karar aldı. Cumhurbaşkanı bir sefer de kararı imzalamıyor. E neden? Ne bileyim abi. Ne bileyim abi. İmzalamıyor. İmzalamayacak mı? E göreceğiz. Belki de şu anda bazı hazırlıklar yapılıyor. Temizlik falan yani. Ondan sonra imzalayacak belki de. Kaydırmaca. Yapılabilir ya. Yapılabilir. Mesela Katar'da olsaydı birilerinin parası, Türkiye'den birilerinin parası, Katar bilgi verir miydi? Yok abi. Asla vermezdi. Katar'a kim ne ceza kesecek? Çok umurunda Katar'ın sanki. Yani katır kutur olabilir bazı şeyler. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Canlarım benim. Hoşçakalın.